şarkı düşmesin. Dilin söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Maxim Gazinosu'nu, Büyük Maxim Gazinosu'nu böyle görmediğimiz için hep böyle masalı, keyifler, mezeler, yemekler, işte ne bileyim. Çarşamba matineleri burası tıklım tıklım olurdu. Düşün, sazlar böyle oturuyor, sazların yanına da masa atarlardı böyle. Yer yok ya. Çok tutuyor. Şurada oturanlar vardı, vardı. Evet. Fahrettin Aslan'a buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi bayramdan sonra biz burada program yapacağız. Ben, Sibel Can, Asena, Petek. Ne anladınız Petek dedim? Arı yapan Petek yok mu? Bal, Allah, hayret bir şey yok. Hemen işi getirirler, şey getirirler. Evet, şimdi sırayla üç dev adamı çağırıyorum. Bakalım, bunların üçünün de kaseti yeni çıktı. Üçü de fıkır fıkır böyle kanları şey çalışıyor.
Tersine, aşağı doğru. İsmail Türüt'ün ki hem aşağı hem yukarı. Bu adam bir yerinde duruyor ya. Durmuyor. Şey yaparken ben de düşüydüm. Evet. Şimdi üç dev adamın birini çağırıyoruz. Ömer Danış. Allah'ın kuluyum, bütün dertlerden olsa yalnızım ve mutluyum. Dünyalarda doluyum, tek Allah'ın kuluyum, bütün dertlerden olsa yalnızım ve mutluyum. Sonra artık hep böyle, aşka kul olmakmış yok öyle. Sanki sen mutlu musun söyle, yalnızım ve çok mutluyum. Bundan sonra artık hep böyle, aşka kul olmakmış yok öyle. Sanki sen mutlu musun söyle, yalnızım ve çok mutluyum. Yalancı sevdalardan, ben özgürüm kuşlardan, yalnızım ve mutluyum. Uyandım uykulardan, yalancı sevdalardan, ben özgürüm kuşlardan, yalnızım ve mutluyum. Sonra artık hep böyle, aşka kul olmakmış yok öyle. Sanki sen mutlu musun söyle, yalnızım ve çok mutluyum. Bundan sonra artık hep böyle, aşka kul olmakmış yok öyle. Sanki sen mutlu musun söyle, yalnızım ve çok mutluyum. Bundan sonra artık hep böyle, aşka kul olmakmış yok öyle. Sanki sen mutlu musun söyle. Şimdi biraz sonra İbo Show masasında bunları soracağım da, o masaya herkes oturamıyor. Oturan kalkamıyor. Bundan sonra aşka ne yok öyle? Aşka kul olmak yok diyor. Ben anlaşıldı. Şunu şuraya çıkarayım. Başladık mı silmeye? Lan ne işe düştüm arkadaş, dön bu tarafa. Aslında bebek gibi suratı var bunun, ne makyajı? At ortaya gelsin. Şuna bak. Bu niye bu kadar yükseldi? Şimdi Türk geldi abi, Türk. Ha? O lazım. Aşka ne öyle abi, anlamadım ben. Aşka ne öyle? Aşka kul olmakmış, yok öyle diyor. Yani olmam diyor. Adam çok sevdiği zaman her şeye katlanıyor. Bu ne olacak? Yani yok öyle aşka kul olmak falan, dinlemiyor yani. Bram abi, bu demek sen yarım kendini biraz teselli eden insanın şeyi, şarkısı. Ha. Aslında belki de sen mutlu al, değildir ama. Sen al bunu elinde tut. Dökülmeye başladık evladım.
Abi hemen sıkıştırmaya başladın sen de beni bilmiyorum. Abi böyle bundan sonra Ego Show böyle sıkıştıracaksın. Ben gene alacaksın. Benim sanatçım bana ne? Şu anda konuksun. Yani İlobay'da oturursun diye. Kasetin yeni çıkmış bilmem ne olmuş. Biraz reklam yapayım. Satsın para evladım yandık. Yandık sıkıntıdayız. Evet şimdi Mahmud Tunceryani. Anlamadım alayları koştu koştu. Benim yarim jandarmada çavuştur çavuştur. Çavuştur çavuştur. Her zaman suratı böyle. Bak, bak suratlara bak. Vay vay vay. Mahmut abi. Vay vay vay. Bu nasıl bir surat ya? Adam bu suratı gördü mü? Suratsız surat, suratsız. Yani suratsız surat. 10 kilometre kaçarım. Bunu göreyim, 100 kilometreden üstüne kaçıyorum vallahi. Bak hep böyle. Gamzesi de var. Gel. Ne? Aa canım hoş geldin.
Mahmut Tuncer. Abi. Şimdi ikisinin de kaseti çıktı. Televizyon dolaşıyorsunuz. Ha siz mi dolaşıyorsunuz? Hayır. Yani yeni çıkan kasetler biz de mesela kasetiniz yeni çıkmış İpucu'ya çağırdık. Yani. Allah razı olsun ya. Eğer biz de senin bu iyiliğinin altında kalırsak ne dersen söyle. Yalnız şimdi ne konuştuk konuştuk. Şimdi İsmail Türüt geldi mi yandık oğlum basit söyleyeyim. Sen biraz bekle bunu. Zaten uzağa da attın o arada. Zaten onu oraya attım yanımdan uzağa attım. Abo. Hayır öyle de bir konuşu ki. Tak 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 16'lı tüfen gibi. Korkak da yer kardeş yer. Evet. Şimdi kriz diyoruz. İsmail gerçekten çok güzel anlatmış krizin durumunu. Diyor ki ülkeyi soydular soğana çevirdiler. Ama herkes elense böyle yatıyorlar. Yani vardır ya devletin malı deniz yemeyen keriz. O biraz kaba olmasın diye öyle demiyor. Diyor ki Lazoğlu derler bana. Canım kurban vatana. Devletin malı deniz, olta atan atana. Allah Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu kadar güzel bir anlatım olur. Şimdi kriz diyoruz ve İsmail Türüt diyoruz. Bayanlar kulak verin dinleyin beni baylar bayanlar Allah'ından bulsunlar bu ülkeyi soyanlar Allah'ından bulsunlar Türkiye'yi soyanlar Lazoğlu derler bana canım kurban vatana devletin mali deniz olta atan atana Lazoğlu derler bana canım kurban vatana devletin mali deniz olta atan atana peşinden koşayım dolar aldı yürüdü mart peşinden koşayım hırsızlar hortumcular kral gibi yaşayım hırsızlar hortumcular kral gibi yaşayım Lazoğlu derler bana canım kurban vatana devletin mali deniz olta atan atana Lazoğlu derler bana canım kurban vatana devletin mali deniz olta atan atana Ekonomiden geçer bu ülkenin barışı Ekonomiden geçer bu milletin barışı 90 yaşına dedem oynayı at yarışı 90 yaşına dedem oynayı at yarışı Lazoğlu derler bana canım kurban vatana Devletin mali deniz olta atan atana Lazoğlu derler bana canım kurban vatana Devletin mali deniz olta atan atana Nalları dikti Küçük esnafın çoğu Dikti nalları dikti Totolo topiango Millet çileden çıktı Totolo topiango Millet çileden çıktı Lazoğlu derler bana Canım kurban vatana Devletin mali deniz Olta atan atana Lazoğlu derler bana Canım kurban vatana Devletin mali deniz Olta atan atana Hazinenin başına İthal bir bakan geldi Hazinenin başına Kelun ilacı olsa sürer kendi başına Kelun ilacı olsa sürer kendi başına Lazoğlu derler bana Canım kurban vatana Devletin mali deniz Olta atan atana Lazoğlu derler bana Canım kurban vatana Devletin mali deniz Olta atan atana İki
direk. Dert bizde leke lek, yıkıldı orta direk. Ekmek bulamayan var, dayanmaz buna yürek. Ekmek bulamayan var, dayanmaz buna yürek. Gazoğlu derler bana, canım kurban vatana. Devletin mali deniz, olta atan atana. Gazoğlu derler bana, canım kurban vatana. Devletin mali deniz, olta atan atana. Uşaklar bu memleketin halli, ne olacak olacak bu memleketin halli. Paramız pula döndü, kimde bunun vebali? Paramız pula döndü, kimde bunun vebali? Gazoğlu derler bana, canım kurban vatana. Devletin mali deniz, olta atan atana. Gazoğlu derler bana, canım kurban vatana. Devletin mali deniz, olta atan atana. Gazoğlu derler bana, canım kurban vatana. Devletin mali deniz, olta atan atana. Çok teşekkürler. Sıradan başladı. Terlemek benim işim ama bu alın teri. Bu alın teri. Evet. Senin için dedim ki şimdi gelir, ağzı var dili yok, hiç konuşmaz. Bu konuşmam bu akşam, inat edersem konuşmam. Laz inatı. Evet, inat ettim senden. Sen ben, de bu gece bir inat et, inat et. Allah'ın her zaman bir gece. Bir dakika. İnat ettim. Ne sorarsan ona cevap vereceğim bu akşam. Va. Evet. Peki otur bakayım abi. Yalan makinesi kurmuşsun değiller. Böyle bir şey var mı? Yalan makinesi değil evladım o. Nedir? Soru makinesi. Allah. Gerçekten. Herkese saygılar sunarım. Devletin çok malı. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Deniz. Bunun sözleri kime ait? Ben Deniz'e ait. Söyleme sahip. Müziği? Ben Deniz'e ait. Burada mahkeme gibi bir yer kurdum buraya. Durumumuz çok kötü valla. Savcı, sanık hep buradayız. Çaylar geldi evladım. Hoş geldin Meyleman'a. Hoş. Bak böyle çok yakışmışsın, Allah canım alsın. Hep böyle o. Hani konuşmayacaktın. Unutuyorsun. Gel bakayım böyle, gel. Çaylar, güzel çaylar değil mi? Lazız herhalde, çayı da yaparız yani. Güzel çay, benim sponsorum. Abi bir yüzünü göster, görmedin milleti ya. bu Asena'ydı ya. Ben hala başka bir çaycı biliyorum hani ya. Allah cezanı verecek. Bir çaycı bir abla biliyorum seni. Asena mısın sen? Ben seni... Ben biliyorum, her işi yaparım. Çay yaparım, program sunarım, temizlik yaparım. Ben de dedim gözüm bir yerden... Sen de... Sonradan farklı. Yalnız bunlar çok kilolu yaptı beni ya. Zayıf, 42 zayıf. Beden oldum İsmail Türüt gibi. Ne oldun? Ne dedi? Yedi veren? 42 beden olmuş benim gibi ya. Ben 42 değil, daha açık yok ay. 62. Tabii ya. Vallahi bu Ramazan'a çok yakıştı sağ. İnşallah hep böyle kalırsın. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Çay soğuk idi. Lan ne çabuk bitirdin arkadaş ya. Soğuk çay yollamış buraya. vallahi soğuk çay ya. Dur. Efendim, üçünün de kaseti yeni çıktı. İdobay'dan çıktı. Üçünü de dev adam koyduk. Gerçekten baktığınız zaman... Maşallah yani. İşlerinde bir tek Mahmut zayıf kalıyor. Dedi ya kilo al. İnan et 7-8 kilo aldım gene yetişemedim. Şimdi ben Mahmut'a dedim ki bak kaset çıkacak. Biraz dedim zayıfla. Aklımıza gelmedi bu üç dev adam. Sonra üç dev adam şeyi çıkınca dedim ki Mahmut şişmanla dedik bir karar ver. Zayıf değil mi şişmanlıyım ben? İki arada bir tane. Şimdi abi, gel Ömer danış. Gelin mi? Gel abi gel. Allah işi rast gelsin baba. Üç, dört. Abi biz İdobay'da konuşurduk bir şey varsa. Olmasa olmaz mı bu akşam? Kıyak sorular hep bana, ben bilirim. Yandım, kaç kare aldın? Yandım. Senlik sorular çok kolay. Ben bilirim. 1967 Elazığ doğumlu. 1981'de ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Neden buraya göç ettiniz? Ailemin aldığı bir karardı. O zaman tabii ben daha müdahale edecek yaşta değildim. Müzikle uğraşıyor mudur o zaman? Kendi kendime bağlamanın çalıp dışında tabii. Söyleme, tabii. Ses falan insanlar tabii, tabii. Ne diyordu senin için mesela? Benim için bir şeyler değillerdi. İşte sesin güzel diyorlardı.
İbrahim Kasses gibi sen de meşhur olursun falan diyorlardı. Bağlama da çalıyorsun, ut da çalıyorsun. Ya şimdi bağlama çalıyordum, sonra gitar çaldım. Hepsinin ortası gibi bana ut geldi o zaman. Udu ağırlık verdi. En çok satan kasetin hangisi? Köyümün Yağmurları. Köyümün Yağmurları. Seni biz oradan mı tanıyoruz? Oradan mı tanıyorsunuz Ömer evet. Danış'ı? Kaç yaşında evlendin Ömer? Vallahi işte tam tarihi ne bilmiyorum şimdi. 90 yılıydı. Ne zaman evlendiği bilmiyorsun? Evet. 90 yılında. 90. 90. Son kararın mı? 90 tamam mıdır yani? 90 peki. Çocuğun var mı? Var. Kaç? Ahmet isminde bir oğlum var. Benim de Ahmet isminde evet. Oğlum var. Anayın adı? Leyla. Benimki de Leyla. Babamın adı Ahmet. Babasının adı Ahmet. Benim de babamın adı Ahmet. Oğlumun adı Ahmet. Oğlunun adı Ahmet. Benim de oğlumun adı Ahmet. Ne kaldı Ömer? Valla bir şeyler daha vardı bir ara. Bulmuştum ben ama. Ciddi söylüyorum. Bunlar hepsi... Evet. Çok fark var. Sus sus. Şimdi görüşürüz. Buraya gelip oturacaksın. Çok fark var. Bir tane mi çocuğun var? Bir tane. Peki Ömer Danış, bu evlilikle ilgili soruyu sorduğumda niye terliyorsun? Ya biliyorum. Baştan başlamıştım. Peki evlendiğin için pişman mısın? Yok. Kadınını seviyor musun? Tabii abi. Seviyorsan tabii abi demeyeceksin. Tabii abi. Sevmez miyim diyeceksin. Seviyoruz tabii. Peki şimdiki aklın olsa evlenir miydin? İsmail abi gel buraya abi sen. Buraya bir sandalye koyalım. Ben benimkilere sonra cevap vereceğim. Belli zaten. Şimdi ya bunu sever miyiz gerçekten? Abi yani bu... Döküldü. Dağıldı. Yani abi bu mesleği yapacağımı bilsem evlenmezdim. Neden mesela? İbrahim abi sen biliyorsun zor yani. Sen bu sana ne abi benim bilgimden? Sen kendi sana düşen görevsin. Su oldu evladım su. Bu masa önemli bir masa. Bu masada dobra işte her şeyi. Yani neden dolayı ben anlatayım. Sanatçı olduğu için eve geç gelir. Sanatçılarla resim çeker. İnsanlarla bol bol resim çeker. İnsanlar onlar resim çekmek ister. Ama normal bir manavcı olsa, bir berber olsa saat... En geç saat 8'de biter işi, evine döner. Bir berberin ne şeyi olur? Mahallede gördüğü kızlardır, gördüğü kadınlardır. O da hepsi onun komşusu olduğu için ne yan gözle ne... Ama senin gözün kimsede olmasa bile onların gözü sende olabilir. Tabii buna da kadın tepki gösteriyor. Hiç kavga ettiniz mi bu onlarla ilgili? Yok, yok. Hiç. Biraz uysal mıdır? Yani hiç o... Yok abi hiç kavga mavga olmadı, Allah izmiş. Peki niye dedin o zaman eğer şimdiki şeyim olsaydı evlenmezdim yani. Hem benim için hem eşim için. Tabii yani zor bir durum. Nesi zor? Hangi birini sayayım abi zor yani. Zor peki zor. Çok teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz. Ömer Danış, vay konuşma be. Dedik. İbrahim Bey, şarkı diyoruz. Kalbim yanar hasretinle, başım döner. Canım senin, ruhum senin, sensiz ben neyleyim? Unutmadım, unutsan da yaram derin, çok beter. Ah anlatmadım, soran.
hasretinle başım döner hayalinle. Canım senin, ömrüm senin, sensiz ben dinlediniz. Yıldız o Tilbe koy. Ömer Danış. Soyadın Danış. Mesela sen bir iş yaparken birilerine danışır mısın? Tabii. Peki fikir aldın, tatmin olmadın. Bildiğini mi yaparsın? Evet. Çok konuşur ya. Evet bak. Geçen akşam da beraberdik, hiç konuşmuyor. Dedi baba aramıza lakla olabilirim. Ben sağdan soldan zordan ellerini kaldırdı. Öyle olmuyor hakikaten, bir şeyler söylüyor. Bir de ben konuşsam... Allah zaten... korusun, sen tek yakalansalar ne olacak? Diyorum bir de ben konuşsam zaten hiç... Bak, sen dedi ki Allah korusun. Üç dev adam ya, Allah korusun, sen tek yakalansalar ne olacak? Ha ne oldu? Yani hapis olmadık yanında. Ama işte bir de ben konuşsam diyorum, o zaman zaten hiç kimse bir şey konuşamaz artık. Niye, hele bir konuş? Zaten ikisi maşallah abi o konuda iyiler. Baba konuş lan yani... konuş, şerefden amcısına biz karışmayız, konuş. Tamam. Yabancı değil adamımız. Abimiz biliyor. Konuş bakalım, sen seni kurtarabilirim sen. Konuş bakalım. Tanamaz, tanamaz. Baba adam geldi mi? Bu var ya bu. Bu stüdyoya geliyor ya, şeye, İdoba'ya. Dem ki orada mı? Dedi ki, he moralim çok bozuksa ben bir dakikada gideyim, yetişeyim oraya. Beni güldüreyim, vitaminim arayayım, dem adayım valla. Baba Allah razı olsun senden. Baba Allah senden de razı olsun. Eğer çok moralim de iyiyse, çok güleyim sana, dem ki Ömer Danış orada mı? Diler ki, he. Gidim ki kendimi soyutlayayım o gülmeden. Gideyim. Duruyorum. Hareket istersen işte. Böyle bir şey olamaz. Bak nasıl sustu. Ya seni alkışlıyorum, alkışlıyorum. Evet. Konuşmayalım işte. Çok konuşuyorsun diye size konuşmayalım. Orada da konuşmayacağım, inat. Ki... Nasıl cevap vereceksin, olur mu her şey? Orası takoti çikoti masası. Halk mahkemesi ya. Orası ne idam sehpası gibi, adam ter topuktan çıktı adamı. Evet. Zaten kat müzik de kötü, cenaze marşı kimliği oldu. Başlayın bazı. Allah yardımcımız olsun de izlen git. Müziği rica edeyim, müziği rica edeyim. Allah. Önde bir tane. Masa ya geldi. Değil, değil. Hemen masayı getirdiler Allah cezanı. Masa hazır ya. Allah yardımcımız olsun ya. Mahmut dedi ki anında sehpa kulli bile gidiyor. Peki Ömer Danış hakkı diyoruz. Thank you.
dağlara. Duman duman hasret çöker dağlara. Gözyaşlarım yağmur olur yollara. Gönlümde bin yel eser uzar gider ta sonlara. Şarkısı. Evet abi. Klibini de kendi çekti. Bana özenenlerden en doğrusu yani. Hani var ya o ne yaptıysa biz de onu yapak. En doğrusunu yaptı. İlk defa klibini seyrettim ve çok beğendim. Bundan önce de çekti. Evet, ne kaldı senden? İsimler de ekşi. Eğer İbrahim olsaydı var ya. Yok, mesela İbrahim Danış. Fark var, bayağı fark var. Ama bayağı. Böyle bir şey yok hakikaten. Anasının da adı Leyla. Babasının adı Ahmet, oğlunun adı Ahmet. Takım Fenerbahçe. Fark var, öyle bir fark var ki. Boylar 140 aynen. Sene daha yaşasa ulaşamaz sağa. Öyle bir fark var, evet. İmsaade et, o kadar da fark olsun Ömer. Ömer İsmail. Değil, değiştirdim abi. Ya Ömer ne kadar şeye benziyor, İsmail Türü'de. Namusumu görsem zannederim İsmail Türü. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Benim gülme krizim tuttu mu? Aynı ağlamak gibi ağlarım. Burada da ne var ki? Burada da bir şey yok işte. Ağla ağla iyi gel. Biz de ağlayalım. Sabır ya Allah. Biz de ağlatıyalım. Abi ara verelim biraz istiyorsan. Yok bırak beraber ağlayalım. Bir, iki, üç, hadi buyur. Ağlama diye şarkı söyledik abi. Ay. Vay ki nasıl ya. Sus lan sus. Vallahi dur ya. Hadi. Gel gel vallahi yapmayacağım gel.
Vallahi karışmam gel. Tövbe yarabbi. İşte böyle moralim bozuk olduğu zaman gideyim. Ben bir güleyim, 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 çıkıyorum. Böyle şey, para da yok. Evet, şimdi Mahmut Tuncer'i masaya alıyoruz. Allah. Tabii. Yarış bakalım masaya şimdi. Hadi. Aa, bu değişti. Devam edeyim müzik ya. Ben müziksiz gelemem. Bir, iki. Kurbanlar önce oturuyor. Metinol, Mahmut. Son bir kez. Destekçiyiz, korkma. Son bir isteğiniz var mı? Ben bir sıcak çay istiyorum. Buyurun efendim. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Yaptım. Kaset mi diyorsun? Kaseti yaptık canım, çıktı. Hayır, eşimden boşanacağım, çok şişmanladı dediniz mi, demediniz mi? Namusuma demedim. Şişmanladı, hatta para verdik, zayıfladık. Ama öyle demiyorlar. Yok, hatta doktor Faruk Öncel var, bedeş yaptı sağ olsun. Akupunktura gönderdim. Seni şey nasıl? Ne? Zayıfladığınızda, şişmanladığınızda herhangi bir şey oldu mu? Olmamıştır. Tabii. Ben hiç şişmanlamadım ki zayıfladım. Niye? Şişmanlamadınız diye soran oldu mu? Yok. Peki buyurun. Peki siz aslında Urfalısınız. Evet. Ama Urfalı olmadığınızı söylüyorlar. Bu nasıl oluyor? Söyleyenler yalan söylüyor. Dünyada herkesin arka sıra konuşur diyorsun. Padişahın arka sıra da konuşmuşlar. Yani şimdi siz Urfalı mısınız, değil misiniz? Hakiki bir Urfalıyım. Urfalıyım. Nüfus cüzdanınız yanınızda mı? Nüfus cüzdanım yanımda değil. Şimayın, ben herkes tanıyken usta kağıdı taşımaya gerek duymuyoruz. Bankada bile nüfus kağıtsız para çekerim. Diyorsunuz. Tabii, halk seviyor, bizi tanıyor ya. Ya şimdi Urfalısınız. Urfa'nın hem de ortası. Yok bir mahallesi var. Baroklu gelin üst tarafında. Peki niye böyle haberler çıkıyor? Dedikodu bunlar. Senin hakkında da birçok haberler çıkıyor, ben hiçbirine inanmıyorum. Sor, kaç çocuk var soruyor. Beş çocuk mu vardı? Süleyman Sahip'ti, dört. Orada yalan söylemiş. Peki kaç kız, kaç erkek? İki. Evet. En büyüğü benim yaşımda mı? Siz kaç, 20 mi? Sizin yaşınızı bilmiyorum ki kardeşim. Sen söyleyeceğim. Sizinki 23, sizinki kaç? Aa, aynı. Aynı. Sizin babam yaşındasınız. Babandan belki bir yaşta daha büyük. Ben 61 doğumluyum baban. Vallahi bilmiyorum. Bilmediğin lan, neye buraya oturmuşsun? Ölenmem lazım. Oğlum. Ben şöyle evi bir hakim değil ya. Peki. Babasının yaşını bilmiyor bak. Bak bu masa güzel oldu. Uzun zamandır piyasada yoktunuz. Yani bir ara vermiştiniz. Niye şimdi çıktınız? Kendimi istirahate çektim. Gerçi bir tam... Ama bu biraz uzun bir istirahat olmadı mı? İşte uzun oldu ama şimdi canlı canlı çıktık. De ki dolar mı seversin, mark mı seversin, Türk parası mı? Sor sor, utanma lan. En çok... Yani parayı sever misiniz? Parayı Mark. Dünyada sevmeyecek bir adam bana göster, ayağını öpeyim ben. Herkes sever parayı. Parayı sevmeyecek. Sen sevmez misin? Ben sevmem. Gel yarın akşam bir bedava bir ekstraya seni rica etsem. Ramazan'da oynamıyorum. Ramazan sonrası. Tamam. Ciddi misin? Ciddiyim. Atasözü. Asena sözü. Tamam. Ben parayı çok severim. Niye çok severim? Parasız adam gereksiz adamdır. Dünyada herkes parasının kıymetini bilsin. Hele bu devirde bilhassa. Çünkü paran olmadı mı beş kuş etmiyorsun. Geçim kaynağınız şarkı söylemek. Sanatçılık geçim kaynağı. Peki bu çalışmadığınız dönemde nasıl geçindiniz? Çalışıyorum ya. İt kimin çalışıyor öyle şey olur mu? Nere yağmur yağdı mı tarlayı oraya. Şimdi ben paranın büyüğüne küçüğüne bakmam. 300 milyona da giderim. 200 milyona da. Bedavada 1 milyara da 5 milyara da. Nerede bulsam atıyorlar telefon. Mahmut böyle bir iş var ama fakir işidir. Kaça gelir? O kaç para verirler mesela de ki 500. Ya 550 olsa olur mu diyeyim. 50 fazla koparım diyeyim. Ya geliyorum. Yani ama demin dediniz ki bedava da giderim, o
Parayı bu kadar seviyorsanız fakir, bedava gitmezsiniz. Fakir bir dostun, eşin dostun şeyi oldu mu cebimizden para koyup bilezik de alıyoruz. Bu da var. Yerine göre. İlk albümünüz Uyandım Sabah ile evet. çıktığı zaman kaç satmıştı? Tahmin edersen 5-600 bin satan ama bizim elimize 25 bin lira geçti o zaman. O zamanın parası iyi para. Yok yok 50 bin lira otel parası verdik. Geldik. Efendim ben... Sen o soracağım. O soracağım. Şahsi sorunuz mu kendi şahsi? Yok şahsi sorum yani o... Ben soruysam. Sor çekin baba. Sor. Ne zaman evlendiniz? Süleyman Sahiptir ben 18 yaşında evlendim. Niçin 18 yaşında evlendiniz? Ankara'ya geldik o zaman. Kim bakacak kimse de yok. Otel köşelerinde rezil olduk evlendik. İyi de ki evlenmişiz. Peki şimdi... Gene evlenirim. 18 yaş geçirme. Çünkü bir zararını görmedik. Peki eşinizi seviyor musunuz? Seviyoruz tabii. Seviyoruz değil. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Çocuklar da seviyor. Biz de seviyoruz. Pişman mısınız evlendiğinizde? Sormaya sordu dedi herkes seviyor ya. Seni de hiç kulağı duymuyor ki kardeşim. Kardeşim içiye dönük konuşuyorsan. Dedim ya, ki. Halkalıyor ya. Peki şimdi dedim. Gene evlenirdim gene. Kimle? Bizim hanımla. Peki ben size teşekkür ediyorum. Mustafa. Ben teşekkür ederim size başarılar dileriz efendim. O ne oluyor? Allah hayırlı uğurlu nasip hadi etsin. Üç. Başarılı bitirdim ya. He. Derken bile düştüm gerçekten. Ne var ya? Saksan bitirsin. Ben bittim ya. Maşallah. Ben bittim. Oturma Mahmut. Vallahi bittim. Evet. Şimdi. Mahmut Tuncer'in kaseti çıktı çıkacak. Yaptı yapacak. İşte anlaştı anlaşacak bizden falan. Bir şarkı yaptı. Nedir adı? Medyatik mi? Evet. Şimdi benim o zamanlar uçağım vardı. Savaş ayında bıçağı vardı yani programı vardı. Birçok sanatçı da asker kaçağıydı. Şimdi dedi ki ben bu şarkıyı yaptım. Bugün okuyacağız, yarın okuyacağız. Geldik ta buralara. Çok değişti. Şimdi dedi ki çok değişti kardeşim. Zaman dedi ben 3 sene evvel yaptım şarkıyı. Kurdundar program yapıyordu kayboldu. Ali Kırca kayboldu. Şifo Mehmet top oynadı kayboldu. Sen perişan olduğu uçağı sattı. Herkes darbe yedi. Asker kaçakları askerliğini yaptı. İyi ki Allah'tan içinden bir rahmetli olan olmadı. Diyecek darbe rahmetli ne iş var? Evet beraber bizi. Yasemin yalçın gibi ipe un seriyorsun. Levent Kırca mısın sen? Her tipe giriyorsun. Tek soy musun canım? Her şeyi biliyorsun. Sor. Daralara darandın bana. Uğur vurdun bana. Daralara darandın bana. Uğur vurdun bana. Sor. Fatih terime, Fatih terime, Fatih terime.
Şimdi biri medyatik, karizmatik, medyatik, krizmatik. Krizmatik. Tik tikler ya, tik tik tik. Sanki? Yok yok. Bak. Nasıl orada göster. Orada göster. Yani şimdi patronumuz ya. Nedir? Tik. 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 Sıra ona geliyor da tik. Cemet tik. Yani olsun. Gülmekten makyajlarımız bozuldu ama olsun. Çatlak çatlak olduk. Vallahi. Ya Ömer bir konuşuyorsun. Bir sus ya. Bir sus abi, hakikaten bir sus ya. İsmail. Konuşurum, çok konuşuyorsun değilsin ma. Konuşmayalım, ne yapacaksın? Buyurun sen o zaman konuşmaya, masaya alayım evladım. Allah. Gel evladım, gel. Vallahi yandım, ben yandım. Allah. Sen bizim abimizsin. Abi ne hazırladın bize? Çok güzel menüler var vallahi. Vallahi. Durum. Tatlısınız. Kebap. Aslan Karadenizli, Rizeli. Belli olmayayım zaten. Belli olayım, evet. Belli olayım. Rizelisin ama yaptığın parçalarla diyorsun ki Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum diyor. Evet. Yani aslında bunun anlamı şu. Yani orada bir olay olduğunda ben Rize'de huzursuz ve rahatsız oluyorum. Yani biz Erzurumlu'nun, Edirne'linin, Karslı'nın, Ağrılı'nın derdiyle üzülürüz. O şeyi verdim. O günlerde de biliyorsun çok ateşli, evet, bir dönemdi. İnsanlar tarafından çok beğenildi. Ama bir şeyi gerçek söylemek isterim. Medya tarafından çok fazla ilgi görmedi. Bu da benim üzüntümdür tabii. Bunu keser misin, kesmez misin bilmiyorum. Yok, niye keseyim ya? Ha, peki. Yani o benim içimde bir, o benim içimde bir yaradır, söylemek isterim onu. İlgi görüp görmemesi önemli değil. İnsanların ilgilenmesi önemli. O çok önemliydi tabii benim için. Yani insanlar değil mi? Evet. Medya tarafından böyle komik şeyler daha çok şey yapıyor. Mesela değilim. Yumuşak gibi şey gibi. Evet, o bir realitedir. Altını çizerim tabii. Realite nedir Ömer? Gerçektir, Ömer, doğru. Ömer dedik, Ömer kaldı. Yani gerçek, gerçektir abi. Şimdi sen aslında bir espri olarak o kelimeyi kullandın. Evet. Yani espri biraz abartıldı. Hemen kötü anlama çekilmemesi lazım. Evet. Yani hakikaten baktığın zaman Cengiz Kurdoğlu Karadeniz'de. Evet. Saysan orada. İşte orada çıkıyor. Sinan vardı. Sinan Özen var. Karadeniz'di. Ben vardım orada. Karadeniz'di. Tarabya'da uşaklar, Etiler'de yumuşaklar. Yani burada kızacak, üzülecek aslında bir şey yok. Yoktu. Cevap verdiler. Medya çok üzerine gitti. O türkünün, o lafın sayesinde meşhur olanlar da oldu. Bu bir gerçek. Tabii tabii. Ama Etiler'de yumuşaklar yok diye kimse bana iddia edemez yani. Değil mi öyle? Bu da bir gerçek. Asım Asım var ya, değil mi? Yumuşak yumuşak. Doğrudur. Bunu da bana kimse iddia edemez. Ama ben o anda espriyle söylemiştim onu. O bir gerçek tabii yani. Aslında sen espri söyleyip öyle geçtin ama geçtim sen de durdun. Ama... Sen de durdun. Ben de durdum. Asetinizde var bu parça. Var. Benim ısrarımla. Aynen. Koymak istemiyordu, ben ısrar ettim. Peki evlisiniz? Elhamdülillah. Evliliği sevdiğim için onun için söyledim ya. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Birkaç senede bir evlenirim, çok severim. Allah Allah. Bunları soracaksın bana da onun için ben söyleyeyim. Son artık, bu iş bitti artık. Evlendim, mutluyum, çok mutluyum. Çocuklarım var artık. Onun için Allah olmayanlara da nasip etsin. Benim mesela en küçük kız kardeşimizin amcam çocuğuyla evli. Çocukları hiç olmuyor. Ama şimdi bir ilaç milaç diye bir şey varmış herhalde, tahmin ediyorum. O ilaçları almaya başladık. Yani istiyorum onda bir çocuğu olsun. Mesela 10 küsür senedir evli. En küçük kız kardeşimiz. Bir türküsü vardı onun. Çocukken söylerdi. Belki o hatırlamaz şimdi ama ben söyleyeyim, o belki hatırlar. Aşe mama git hamama, seni verim kör imama. Allah. Diye böyle kendi kendine söylenirdi. Urfa'da söylerlermiş onu. O da duymuş herhalde bir yerden. Şimdi o kız kardeşime ben de mesela üzülüyorum. Dedin ya, Allah inşallah olmayanlara da versin. Çünkü evet, evlat çok önemli. Çok. Evlenirsin, ne için evlenir insan? Yani bir yuva kursun, çocuğunu alsın, şimdi sevsin. Stresli bir hayat yaşayasın. Ben en
huzur bulduğum yer evim oluyor. Çocuğumla oynadığım zaman oluyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Onun için İki gündür evlilik... İbo'yla birlikteyiz. Var ya, hiç dünya umurumda değil. Değil mi? Hiç para olsun olmasın. Hiç her gittiğim yerde yemek de verirler, aç da verirler. Tanıyorlar ya bizi. Onun için çocuk çok olur. Kaç tane çocuğun var? 4. Ney? Oğlum 16 yaşında lise okuyor. Özel bir okulda. Onun annesinden ayrıyım. Açalım bu konuyu. Burada da bitirelim bu konuyu. Evet. Ben sadece soruyorum. Yani. Evet. 1, 2, 3 yani çok benzeriz birbirine bu konuda yani, anladın mı? Kaç evlilik geçirdiniz? Evet. Evet, çok benzeriz. Açalım bu konuyu. Ben de daha buyurayım. Evet. Evet. 3 evlilik. 4, 5 değil, yalandır. 3 ve bu sondur. Evelallah. Normal, ben de 3 evlilik. Evet, benzerlik mi bir de işte? Hep benziyoruz maşallah ya. Ne oldu bu böyle? Evet. Sonra bizim gibi 150 kişi var. Ama bizi hemen... Konuşuyla öyledir böyledir. Ne yapmışız? Hayır, ne yapmışız? Hele onu bir anlat. Ortada hiçbir şey yok. İki kızım, 2 oğlum var. Evet, güzel. Seviyorsun. Çok seviyorum. Çocuksuz hayat olmaz diyorsun. Katiyen olmaz. Kadınsız hayat olmaz. Hayat da olmaz. Evlilik, altını çizmek isterim. Evlilik çok kutsal meseledir. Evli ve huzurlu ailelere gerçekten imrenirim. Allah, çünkü ben de çok huzurluyum. Allah olmayanlara nasip etsin. Sonra bir şey daha diyeyim. Türkiye'de sanatçı arkadaşlarımız var. Evliyim demekten korkarlar. Evliyim demekten çekinirler. Sanki Türkiye'de evli bir adam bir millet sevmez. Halbuki Türkiye'de daha çok aile yapısı düzgün olan insanları bu millet daha çok sever diye düşünüyorum. Yemin ederim ben. Vallahi ederim. Yani insanlar ben evliyim derken tereddüt ediyor, korkar. Yalan da değil. Lan evim ne, karım var, tanıyorum, biliyorum. Niye yalan konuşuyorsun ya? Mesela sen bana sor şimdi, evli misin? De ki evli misiniz? Biliyorum senin evli olduğunu. Ya bir sor hele. Evli misin, bekar mısın? Kaç kare aldın? Sayısı yok. Evet. Haydi gelin. Evli misin? Ha. Burayı yayınlamayın da. Nasıl yayınlamak? Bırak bu işleri ya. Otur bir yere, otur. Vallahi yere. Olma, dünya kopar. Kadın. Ben bir abin olarak oturduğun yerde. İbrahim abi, alanı ser sen dur araya, ben girim. Baba arada bir girip çıkacağım. İbrahim abinin oğlu Ahmet'e dedim ki, Ahmet, ya size bir şey söyleyeyim dedim. Dedi, ne abi? Dedim, buna dünyada en çok anası olan sensendir abi. Dedi, ne abi? Tamam, teşekkür ederim. Dünyaya bir daha gelsen ne olmak isterdin? Dünyaya bir daha gelsem, yine İsmail Türk olmak isterdim. Yani bu yaşantından memnun musun? Çok memnunum. Hayatta her şeyin... zaman zaman acısı da var, tatlısı parayı da var. Parayı biraz az seven bir insansın. Seviyorsun da az da seviyorsun. Yani hiç arada şey yok. Mesela olsa da olur, olmasa da önemli değil. Para, bunu sen de gördüm. Para bir araçtır. Yani parasız bir şey olmaz Mahmut Bey dediğim, ama paraya tapmam asla, kesinlikle. Tabii parasız da olmaz. Ama parayı gerektiği gibi kullanırım. Merhameti çok severim. Senden yıllarda alacağım var, parayı hiçbir zaman istemedim senden. Evet, istemedim, aç gezdim, istemedim. Evriyor çeviriyor, sende alacağım var. Vermeyiz. Ya dünya alem diyor ki, alacağım keşke İbrahim Tatlıses de olsa. Evet. Evet, senin alacağın bende olsun. Bankadan sağlamım ya. Biliyorum sağlam olduğunu da, fakat durumlar o kadar bozuk ki bu hafta oluyor bu parayı. Allah aşkına oluyor. Allah aşkına. Ya teke tek. Teke tek beni ikna edeyim, yollayın beni. Ama burada bu milletin üzerine bir söz verirsen bu hafta bizim para tamam, oldu. Peki. Söz. Tamam peki. Aldım parayı Erdoğan abi, merak etme. Allah'ım meseleler. Ortak buraya kadar geldi vallahi. Ortak da burada. Benim var. Onun için hakiki bu parayı için bir kapatalım da. Sorum vardı, soracaktım, unuttum. Ama para için seni hiç rahatsız ettim mi? Etmedim. Vallahi. Yok, etmedin. Ey, hangi gerçekten? Gerçekten. Gözü tok adamım ben yani. Gerçekten öyle. Söyle diyor. İbrahim abi, sen 45 yaşında varsın değil mi? Kaç yaşında? Varım. 45-46 neyse. 46 yaşında. Sen kaç karı aldın? Onu bir söyle bana. Boş verdin karı. Ya karı deme. Kadın yani, bayan, tamam. Kaç kadın aldın? Kaç kadın aldın abi? Vallahi... Orada yazmayı. Dur, orada yazmayı da oraya bakıp düşüneyim yani. Bizim muhasebeciyi getireyim. Bura valla eğlenceli oldu ha. Keyfiyet tutuyor. İsmail Türüt'ün şimdi Karabiya'da uşaklar, Etiler'de yumuşaklar. Kasette de var, bu kasette de var. Ama tabii öyle değil. Bir tarafta uşaklar, bir tarafta yumuşaklar. Bölgeler çıkarttık. Bölgeler çıkarttık abi. Evet ya. Buyurun abi. Peki.
baştan bulandıranla. Lanet olsun dereyi baştan bulandıranla. Bir tarafta uşaklar, bir yanda yumuşaklar. Kulaklar çınlasın nerede eski kuşaklar. Bir tarafta uşaklar, bir yanda yumuşaklar. Kulaklar çınlasın nerede eski kuşaklar. Bir tarafta uşaklar, bir yanda yumuşaklar. Kulaklar çınlasın, nerede eski kuşaklar? Kulaklar çınlasın, nerede eski kuşaklar? Bir yanda yumuşaklar, bir tarafta uşaklar. Kulaklar çınlasın, nerede eski kuşaklar? Çok teşekkürler. Ömer Danış. Efendim? Bize şimdi ne söyleyeceksin? Hareketli Türk formunda bir şey benim var. Benim gönlüm evet. Diye bir parçamız var. Thank you.
akar yaşım. Kara yazılmış bu yazım, gözlerimden akar yaşım. Benim bu sevdalı başım gün görmemiş kışa benzer. Benim bu sevdalı başım gün görmemiş kışa benzer. Benim gönlüm laf dinlemez, senden başka yar istemez. Benim gönlüm laf dinlemez, senden başka yar istemez. Senin gönlün taşa benzer, hiç sevmemiş boşa benzer. 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 Senin gönlün taşa benzer. Üç tane dev adam. Aha dev adam. One, two, three, four. Abi. Bitirmedik ya, biz devam ediyorduk, onlar bitirdi ya. Abi benim el işaretim var, böyle değil mi? Onlar zannederler ki ben hediyem duruyorlar. Ya yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Devam. One, two, three, four. Allah var. Bravo, benden kalsın. Kaybedersin sen. Bırak. Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer. Seni bir tane anamın okuduğu bir parça var. Söylemeseydir birinci parça. Yapraklar, dallar leylo, leylo desin.
saraylar yaptıran taştan etrafı güllük gülistan. Saraylar yaptıran taştan etrafı güllük gülistan. Adın olsun olsun dile destan, diller Leylo, Leylo desin. Dağlar Leylo, güller Leylo, diller Leylo, Leylo desin. Dağlar Leylo, 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 diller Leylo, güller Leylo. Arkadaşlar uzun ama kısa mı değil mi? Ya bu kadar mıydı bu? Bu mu kadar mıydı? Hayır. La bir söylesene başta söyledik bunu. Esya dedik ya ufak. İsmail Türk'ü gördü ya altı kısa sürerdi ses gitmedi. Daha bir tanesi var iş bitmiş sabaha kadar. Aman ha ona girmesin yanınıza. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Karadeniz FM'i Avrupa'da dinleyen dostlar 7.56'den kesme burayı ama. Evet Avrupa'daki dostlar 7.56 frekansında Karadeniz FM'i uydudan dinleyebilir bunlar. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Şimdi ben size bir tane söyleyeceğim. Arkasından İsmail bir tane söyleyecek. İsmail'in kendi kızına, kendi çocuğuna yazdığı bir parça. Geçen bir kapı düşmüş onun kızın üstüne. Yemin ederim sanki benim ciğerimin üstüne düştü. Bu kapı hepimizin... deyince ev kapısı falan değil ha. 700 kiloluk bir garaj kapısı ya. Allah koruyor. Koruyan Allah koruyor. Tabii 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 tabii. Ona bir şarkı yapmış. Ben ağladım. Sizi bilmem. Ben ağladım. Ya. Ya İbrahim abi şeyi oku bize ya. Namerd olayım. Vermem o. Namerd olayım evladım. Allah. Ya. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsan namerd olayım. Her şey bitti artık bitti diyorsan adını anarsam namerd olayım. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsan namerd olayım. Her şey bitti artık bitti diyorsan adını anarsam namerd olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil bin hata yaptın. Seni affedersem namerd
suçum yok iken bu ceza niye? Kim olsa yerimde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geriye. Kapımı açarsam namert olayım. Hiç suçum yok iken bu ceza niye? Kim olsa yerimde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geriye. Kapımı açarsam namert olayım. Aranamesindeki orgu Mustafa çaldı. Kendi çaldı. Sondaki o kemanı da bizim Murat çaldı. Gerçekten o keman girdiği zaman böyle bir şey oluyor hakikaten. Teşekkür ederiz. Gel seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir de... Bu da bir Selami Şahin şarkısı. Selami'ye de buradan teşekkür ediyoruz gerçekten. Enişteye selam olsun. Evet. Yazarsa güzel yazar enişte değil mi? Şimdi kasette öyle şarkılar var ki İsmail'in de Mahmut'un da Ömer'in de kasetlerinde. İnsanlar ilk başta klip çekilen parçanın üstüne gidiyorlar. Aa olmuş falan, böyle bir şarkı yok fakat kasetin içinde neler var mesela? Hazine esas geridedir. Şimdi yani ben enayi miyim 15 tane şarkıyı koyayım? Yok. Şimdi o kadar güzel ki hepsi, biri birinden güzeldi. Hepsini koyalım dedik. Yani bir armağandır aslında bu dinleyicilere. Aynen. Niye? Aynen. Dinlersiniz kasetleri, dinleyin. 10 taneyi geçmez çoğu. Geçmez. Benimkine de öyle. 15-16 parça. Niye abi seninki 16 tane? Sinir ettim ben şimdi. Benimki 16 abi. Kıyamadım çıkarmaya. Allah beni dinleyin. Beni baylar bayanlar. Allah'ından bulsunlar bu ülkeyi soyanlar. Lazoli derler bana canım kurban vatanlar. Evet. Ver abi Nazlı canım. Derinden aşağı saçlarının sarısı, anasının nazlısı, yüreğimin yarısı. Gözlerinden aşağı saçlarının sarısı, anasının nazlısı, yüreğimin yarısı. Hey benim nazlı canım, tatlı tatlı canım, daha dün çocuk idun, beyim dün oldun hanım. Ey benim nazlı canım, tatlı sum tatlı canım, daha dün çocuk idun, beyim dün oldun hanım.
kaybetti seni hep acıya acıya. Bu çoyun adetidir, kız vermez yabancıya. Kaybetti seni hep acıya acıya. Bu çoyun adetidir, kız vermez yabancıya. Sevdalısın, kızların kralısın. Doyulmayı tadına sanki ancır balısın. Nazlısın, sevdalısın, kızların kralısın. Doyulmayı tadına sanki ancır balısın. Programın başında ne güzel gülerken, şimdi finalde ağlayarak böyle bir yok böyle bir şey. O zaman Pala Remzi'yi dersin, final yaparız. Evet. Hayır, şimdi bu son kıtayı bana bir söz şimdi, olarak söylesene. İbrahim son... abi hep derler ki Karadeniz müziği hep böyle işte rap hemen oynayacaksın. Ben buna da katılmayayım. Tamam, bizde hareketli parçalar da var ama biz son yıllarda çok güzel duygusal parçalar da yaptık. Yani onun için yani Karadeniz beni, hep hareketten beni, var. Beni dinleyeceksin. Karadeniz dediğimiz zaman çok güzel ezgiler, türküler olan Karadeniz, İsmail Türüt çıktığı günden bu yana, yani İsmail Türüt İdobay'da okuduktan bu yana, İsmail Türüt'ten öncesini biliyorum ama İsmail Türüt'ten sonrasını bilmiyorum. Kimse de kusura bakmasın. Benim için İsmail Türüt Karadeniz'i olağanüstü ezgilerini meydana çıkarttı ve oradaki sanatçılara da, oradaki yeni yetişen arkadaşlara da 10 numara faydası var. Hiç kimse hıyarlık edip İsmail Türüt hakkında da bir şey konuşmasın. Bence bunu. Çok teşekkür ederim. Her şeylerini İsmail Türüt'e borçlular, onu söyleyeyim. Sağ ol. Ben de bütün Karadeniz'de hemşehrilerim adına zat-ı halinize çok teşekkür etmek isterim. Estağfurullah. Bizim oluşumumuzda en büyük katkısı olan sizlersiniz. Burada saygıyla eğiliyorum. Estağfurullah. Sağ ol.